Süper Lig ekonomik olarak çok küçük. Borsaya açık sadece 4 kulübümüz olduğu için kulüplerin gelirlerini ve değerlerini hesaplamak pek mümkün değil. O yüzden bu videoda ligin değerini konuşmamız için yayın ihalesine bakacağız. Bir de lige giren çıkan transferlere bakacağız. İlk olarak güncel yayın ihalesini değerlendirelim. Sizce Süper Lig dünya ligleri arasında yayın ihalesi bakımından kaçıncı sıradadır? Aşağıda yazın. Ben başlıyorum. Biliyorsunuz ki 2016 yılında Bein Sports'ta 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. Böylelikle Süper Lig'in ve 1. Lig'in yayın hakları tamamen Bein Sports'a verildi. Burada tamamen diyorum. çünkü neredeyse her şeyi verdik. Sosyal medyada Süper Lig diye bir hesap bile açamadık. Hatta kulüplerimize yayınlamaları için kesitler bile vermiyordu Bean Sport ve diğer kanallardan da özetleri yayınlamak için faiz fiyatlar isteniyordu. Bunun nedeni hesapladıkları gibi olmadığı Türkiye bir futbol ülkesi diye çok fazla kutu satacağını düşünüyordu Bean ancak öyle olmadı. Çünkü kaçak yayının fazlalığı ve Bean Sports'a olan güvenin azlığıyla insanlar tabii ki bu lige para ödemek istemiyor izlemek için. O dönemde en pahalı 5. mi 6. anlaşma mı ne olmuştu bunu araştırdım ama eski bir dönem olduğu için bulamadım. Bilen varsa aşağıda yazabilir. Tabii ki Katarlılar beklediklerinin karşısına alamadığı için yıllar etçesi bu 5 100 milyon yavaş yavaş pandemiydi oydu buydu derken TFF ile anlaşmalar neticesinde birazcık da belki de siyasetinde tuzunuyor biberiyle 100 milyonlara kadar indi. Geçen yaz ise Bean Sports'la anlaşma bitti diye tam rahatladık ki TFF yeniden Bean Sports'la anlaşıldığını açıkladı. 2.2 milyar liralık bir anlaşma yapıldı. O günün kuruyla 130 milyon euro ediyordu bu. Tabii ki artan kur da biraz göz önüne alınmış ki şöyle bir madde koymuşlar. Önümüzdeki sezon yani 23-24 sezonunda açıklanan tüfe miktarının yarısı kadar zam yapılacaktı ancak tüfe tüketici fiyat endeksidir ve biliyorsunuz son bir yılda çok büyük bir fiyat artışı oldu. Bu açıklama sadece %40 civarındaydı ve yaklaşık %20 civarında bir zam yapılmış oldu böylece. Ancak TL bazında yapılan zamla birlikte 2 milyar 635 milyon gibi para çıktı. Şimdi bu parayı yine Euro'ya çevirdiğimiz zaman elimize sadece 91 milyon Euro kalıyor. Yani sadece bir sezonda Euro bazında %30 değer kaybetti ligimiz. Ayrıca 2016'dan beri baktığımızda %80 civarında bir değer kaybı var. Neyse ki bu kaybı dengelemeye trend yol geldi. Reklam yapıyormuş gibi oldu ama alakası yok. İki ligde sponsor olarak bir artı bir yıllık bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma da gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşması olarak lanse edildi. Çünkü 700 milyon lira verdiler. Ancak bunu euroya çevirdiğiniz zaman sadece 24.3 milyon euro yapıyor. Ve Turkcell'in önceden uzun süreli yaptığı sponsorluk anlaşmaları düşünüldüğünde ve o zamanki euro kurunun sadece 1.8 olduğu düşünüldüğünde ben Trendyol'un o kadar da büyük bir sponsorluk yaptığını düşünmüyorum. Bu gelen para da kulüplere eşit olarak dağıtılacak diye açıklandı. Eğer ki TFF birincilik kulüplerine de pardon Trendyol birincilik kulüplerine de eşit olarak dağıtıldıysa 39'a böldüğümüz para sadece 620 bin euro yani 18 milyon TL ediyor arkadaşlar. Tabii ki plansız bir şekilde son anda bir sponsorluk anlaşması olduğu için TFF bunu nasıl dağıtacağını bilemedi ve böyle garip bir durum çıktı. Yani Bodrum Spor da 600 bin euro olurken Galatasaray, Fenerbahçe ve Şiktaş da 600 bin euro oluyor. Bunu tabii ki biraz düşünmek gerekiyordu önceden. Büyük kulüpler için çok bir anlamı olmasa da Anadolu kulüpleri için gerçekten aslında iyi bir yatırım olmuş oldu. Benim dalga geçtiğime bakmayın. Ama bunu yayın ihalelerini kıyaslarken kullanamayacağız çünkü başka liglerin de sponsorları var. Hatta sadece isim sponsor değil. Scoreboard sponsoru var. Mesela EA Sports çıkıyor Premier Lig'de. Direkt isim sponsoru olarak La Liga'ya sponsor oldu EA. Ayrıca işte istatistik sponsorları gibi şeyler de var. Maç içerisinde sürekli bir sürü sponsor görüyorsunuz ama bunların hiçbiri bizde yok. Bizde sadece geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı yazan şey trend yola dönüşmüş oldu. O yüzden diğer liglerin sponsorluk ücretlerini dahil etmeyeceğim çünkü makas o zaman daha da açılır. Sadece yayın gelirlerini kıyaslayacağız şimdi. Tahmininiz doğru muydu değil miydi onu göreceğiz ama oraya gelmeden bir beğeni butonuna da basarsanız bu video daha fazla insana yayılmasına yardımcı olursunuz. Geçelim liglerin yayın ihalesi sıralamasına. Şimdi birinci sırada zaten kimsenin şaşırmayacağı gibi Premier Lig var. 2022-25 yılları arasındaki bir anlaşma bu. 3 yıllık ve sezon başına 1.6 milyar üzerinden yani Euro'ya çevirdiğimiz zaman 1.876 milyar Euro ediyor. Bizim hatırlayacaksınız 90'larda falan bir şeydi. Geleceğiz oraya. Tam bizim ligimizin 20 katı diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sırada Bundesliga ve ikinci Bundesliga tıpkı bizde olduğu gibi iki ligi birlikte satıyorlar. Onların da yaklaşık 1 milyar euro euro civarında olduğunu söylemem lazım. Üçüncü tahmin edeceğiniz gibi La Liga 990 milyon euro civarında. Dördüncü Serie çok az altında 927 buçuk milyon euro. Sonrasında bir anda düşmeye başlıyoruz. Fransa'nın birinci ligi ile ikinci ligi bir arada satılmış ve sadece 582 milyon euro civarında. Bu arada bunlar tamamen ülke içindeki satışları kapsıyor. Çünkü artık İngiltere'nin global satışı 1.8'in de üzerinde daha pahalıya satıyorlar. Aynı şekilde La Liga'da globalde Premier Lig'de yarışıyor. Çünkü biliyorsunuz Latin ülkeleri de La Liga'yı dilden dolayı daha kolay takip ediyor. Ve Latin ülkelerine inanılmaz bir satışı var La Liga'nın. O yüzden sadece ülke içindekileri değerlendiriyorum. Onu da söylemem lazım. MLS'in son yaptığı anlaşma Apple TV falanla da içeren böyle uzun soluklu bir anlaşmaydı. Onlar bile yaklaşık bir 250 milyon euroya yakın bir parayı yıllık olarak alıyorlar. Brezilya Ligi enteresan bir şekilde 7. sırada 191 milyon euro. Portekiz Ligi 190 milyon euro ile 8. sırada ve 9. sırada ilk defa alt liglerden bir durum görüyor. İngiltere'de English Football League yani ikinci, üçüncü ve dördüncü ligler bir paket olarak satılıyor. Çünkü EFL adında bir şirketin altında aslında. Bu üç ligi toplam 136 milyon euroya satmayı başarmışlar. Ve hala bizimkine gelmedik farkındaysanız. 10. sırada Japonya'nın ilk üç ligini paket olarak 119,5 milyon euroya satmışlar. 11 Hollanda Ligi 105 milyon euro. 12 Belçika Ligi onlar da birinci, ikinci ligi ve kadın ligini paket olarak satmışlar. Ve 103 milyon euro değerinde. Ve geldik 13. sıraya Türkiye biraz önce söyledim yaklaşık 91 milyon euroluk geliriyle birlikte hem süperlik hem de birincilik paket olarak bu fiyata satılmıştı biliyorsunuz. Sadece 13. sıradayız. Bizim arkamızda da Şili yine paket olarak birinci ligi, ikinci ligi ve kupayı 87 milyon euroya satmış. 15. sırada da Suudi Arabistan var 76 milyon euro ile onların da herhalde satışı daha yüksek fiyatlara çıkacaktır bu kadar yıldız transferi yaptıktan sonra. Yani gördüğünüz gibi bize hep böyle 6. lig, 7. lig gibi görüyoruz kendimizi ancak değer olarak dünyada sadece 13. sıradayız. Ve makasa baktığımız zaman makas gerçekten çok çok açık arkadaşlar. Ama konu transferlere geldi mi bizim üzerimizde kimse yok biliyorsunuz. Transfer marktaki kado değerine göre bir sıralama çıkardım ve orada da bu tabloda göreceğiniz şekilde 7. sıradayız. 7. sırada olmamız ne demek? Oyuncularımız değerli demek. Ama peki biz bu oyuncuları satabilir miyiz? Esas önemli kısım bu. Çünkü biz sürekli yıldızlar getiriyoruz, sönmüş yıldızlar getiriyoruz. O yüzden değerleri yüksek oluyor önceden. Bizdeyken değerleri düşüyor artı çok yüksek maaş veriyoruz sonra satamıyoruz bu oyuncuları o yüzden kadro değerinden ziyade transferlerdeki gelir gider durumuna bakmamız gerekiyor bence. Şimdi göreceğiniz tablo ise geçtiğimiz yaz transfer dönemindeki lig başına harcanan para arkadaşlar. Premier Lig beklendiği gibi 2.8 milyar euro ile en tepede Suudi Arabistan'da ikinci sırada. Sonrasında Liga geliyor onun nedeni tamamen Paris Saint Germain. A kulüpleri de beklenenler fazla harcamış bu sene Bundesliga sonra da La Liga oldukça düşük kalmış aşağı doğru indikçe Championship'in bile bizden fazla para harcadığını görüyoruz. Championship bildiğiniz gibi İngiltere 2. Ligi olarak geçiyor. Portekiz, Katar, Belçika ve 12. sırada Süper Lig'e geliyoruz arkadaşlar. Bizim hemen arkamızda Meksika ve Rusya Ligi var. Sonrasında da MLS geliyor 15. sırada. Tabi tablonun sadece harcama kısmına baktık ama gelir kısmına baktığımız zaman oldukça kötüyüz orada. 148 milyonluk bir harcamaya 114 milyonluk bir gelir elde etmişiz ve yaklaşık 33 milyon euro zarar etmişiz yani lig bazında. Yani çok harcıyoruz. Olmayan bir parayı harcıyoruz. Ama sandığımızdan çok daha küçüğüz. O kadar harcamamızın rağmen hala en çok harcayabilen 12. lig konumundayız. Kendimizi bazen böyle 6. lig olarak görüp 5 büyük lig ve süper lig gibi istatistikler paylaşıyoruz. Ama ne transfer olarak ne de yayın geliri olarak onlara o kadar yakınız. Hani kadro değeri olarak yakınız diyebilirsiniz ama orada dediğim gibi yüksek maaşlı sonradan satılamayacak oyuncularımız olduğu için bunlar aslında elimizde bir değer olarak gel yani ligin kalitesini futbol anlamında yükselten ama ekonomik anlamda çok yükseltmeyecek transferler. Harcama da 12. izledim zarar ediyoruz dedi ama ilk 25'teki ligler içerisinde zarar eden sadece 6 ülke var ve biz onlardan biriyiz. Zaten burada genellikle Premier Lig ilk sırada oluyor. Bunun nedeninde en çok para orada ve bütün oyuncular oraya gitmek istiyor. Dolayısıyla en çok parayı onların harcaması gerekiyor. Sonra Arap ligleri ve Meksika Ligi oluyor. Bir de biz oluyoruz arkadaşlar. Bunun nedeninde dediğim gibi maaş yüksek satılamayan yaşlı oyuncuları alıyor olmamız ama bu bize bir katkı sağlıyor mu? Yayın ihalesine dönüp baktığımızda da orada da bir katkı sağlamıyor. Çünkü Avrupa'da bizi izleyen yok. Bir tek Almanya'da bazı insanlar izliyor. Yani yurt dışı tanıdıklarım bile zaten kaçak olarak izliyor. Ya IPTV'den izliyor ya da kaçak izliyor. Size önermiyorum tabii ki. Doğru bir şey değil çünkü. Dolayısıyla bence sandığımızdan çok daha küçük bir ligimiz var. Peki ne yapılmalı derseniz ben bunun üzerine 2 saat konuşabilirim ama ondan ziyade kısa kısa böyle videolar haline değerlendirmeye çalışacağım. Ama sizce ne yapılabilir aşağıda yazarsınız. Bu arada yayın gelirlerin dağılımını ben detaylı olarak ileride tekrardan anlatmayı düşünüyorum. Çünkü bayağı saçma bir yayın geliri dağılımı var bence. O yüzden ligimiz büyümüyor. Ama bu konu ilginizi çektiyse buradan da şampiyon bu bağlamda, ile Süper Lig'in gelirini kıyasladığım videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça komik rakamlar çıkacak karşınıza. O videoda görüşmek üzere.